Merhaba arkadaşlar. Set 463 birinci soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önerme değildir? Önerme neydi arkadaşlar? Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin hüküm bildiren ifadelere ne diyorduk? önerme diyorduk. Üçgen, üç iç açıları toplamı 360 derecedir. Bu bir önermedir ama yanlış bir önermedir. Selimiye Camisi Edirne'dedir önerme arkadaşlar. En büyük asal rakam 7'dir önerme. Türkiye 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır önerme. Bugün hava çok güzel. Bakın burada bir öznellik var. Kime göre neye göre. Dolayısıyla bu bir önerme değildir. E şıkkı doğru cevabımız. İkinci soru aşağıdaki önermelerden hangisinin olumsuzunun doğruluk değeri 1'dir? Beyazla siyah zıt renklerdir. Arkadaşlar bu önerme doğrudur. Bunun değili nedir? Sıfırdır değil mi? Değilinin doğruluk değeri. Dolayısıyla bu değil. 91 bir asal sayıdır. Bu doğru mu arkadaşlar? 91 asal sayı mı? Bakalım bölenlerine 7'ye bölünür. Dolayısıyla bu önermenin doğruluk değeri sıfırdır. Değilinin doğruluk değeri 1'dir. Yani cevabımız ne olacak? B olacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Doğru bir önerme. İki tek sayının çarpımı tek sayıdır doğru bir önerme. İstanbul Türkiye'nin başkenti değildir doğru bir önerme. Bunların hepsinin değili sıfırdır yani yanlıştır. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevabımız olur. Üçüncü soru aşağıda verilen ağırlıkların üzerinde yazan ifade birer önermeyi temsil etmektedir. Bu ağırlıkların doğruluk değerleri kullanılarak önerme terazisi dengelenmeye çalışılıyor. Doğruluk değeri birbirine eşit olan ağırlıkların bulunduğu terazi dengede olduğuna göre aşağıdaki terazilerden hangisi dengededir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar a kare eksi b kare eşittir sıfırsa a eşittir b'dir demiş. Evet ama eksi a eşittir b de olabilir. Dolayısıyla bu önerme nedir? Şu kalemi bir düzeltelim hemen pardon. Bu nedir? yanlıştır değil mi? x sıfırdan küçükse eksi x eşittir x demiş mutlak değer içinde. Fakat eksi x pozitif bir sayı olduğu için olduğu gibi çıkmalı. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Her doğal sayının karesi pozitiftir. Sıfırın karesi pozitif mi arkadaşlar? Hayır. 16 faktöriyel sayısı 256 ile kalansız bölünür diyor. 16 faktöriyelin içinde kaç tane 2 olduğunu nasıl buluyorduk? Ardışık olarak 2'ye bölüyorduk değil mi? 12 14 15 tane 2 varmış. O zaman bunun içinde 2 üzeri 15 var. Kenarda da bir a sayısı olsun. Diğer çarpanlar bunun içinde. 256 nedir arkadaşlar? 256 2'ye böldüm 128, 2'ye böldüm 64. Bakın 64 8'in karesiydi. Yani 2'nin küpünün karesi. 2 üzeri 8, 2 üzeri 9, 2 üzeri 10 mu yaptı? Evet arkadaşlar, kalansız bölünür. Dolayısıyla nedir? Doğrudur. Şimdi R'nin doğruluk değeri ne? 0. S'ninki ne? 1. Dolayısıyla dengede kalamaz. S neydi? S1'de P0'da dengede, dengede kalamaz. R 0'da Q'nun değili 1'de dengede kalamaz. R'nin değili ne? 1. P ne arkadaşlar? 0. Dengede kalamaz. S ile Q'nun değiline bakalım. S1 de Q'nun değili de, o da 1'dir. Dengede kalır. E şıkkı doğru cevabımız olur.